Selamlar tekrar. Yaşasın. Başardık. Başardık. Yani bir şekilde şey oldu galiba. Ben bir kere request yolladıktan sonra bir daha yollayamaz oldum. Ve ilk hakkında da düştü sistem. Beni attı bir şekilde. Kusura bakmayın. Yok. Geç Süper. olsun, hiç olmasın. Yaşasın. Şimdi tekrardan alalım. Şöyle aslında şeyler söyledim. O sırada duyulmamış da olabilir. Ama önce Anneler Günü kutlu olsun demek istiyorum. Aslında... Teşekkür ederim. Sizin de annelerimle. Evet. Anne olmanın keyifli yanlarını da çokça yaşayabiliyoruz aslında. Yani annelik duygusunun sadece bir çocukla olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Her türlü bu duyguyu yaşamak mümkün. Yani anne ve kadın olmak zorunda bile olmadığını düşünüyorum insanların. Onun bir duygu olduğunu düşünüyorum gerçekten. O şefkatle Doğru. ilişkili olarak. Umarım sen de keyfini çıkarıyorsundur. Evet, evet. Yani kesinlikle. Sonuna kadar çıkarıyorum. Çıkarmaya çalışıyorum. Fizikleri hiç aramadan üzülüyorum. Evet, değil mi? Doğru, bir de o var. Biliyorsun öyle büyüdüklerini görünce üzülenler daha çok çocuk yapmaya başlıyorlar. Hep böyle arkadan gelen bir küçük olsun diye. Ama kolay iş değil bu Yok. Vatandaşlara bakmak. Evet. Bayağı bir Yok, çaba ben artık gerektiriyor. yani gözümü biraz daha ara verip torunluğa diktim yani. Süper, harika. Tamam. Aslı, şimdi şeyi biraz konuşalım mı? Annelik özellikle bu dönemde biraz daha yoğun olduğundan bahsediyor herkes. Gerçekten öyle bir şey olabilir mi? Evet. Yani daha mı çok roller arttı? Ne oldu yani? Bu bir kriz dönemi zaten. Dünyada hep birlikte yaşıyoruz. Dünyada da buna dair yapılmış biraz araştırmalar da var aslında. Hani annelik nasıl oluyor ve nasıl anneler bu dönemde zorlanıyor diye araştırmalar var. Ne diyorsun? Var mı böyle bir artış? Evet. Yani aslında bunu tabii hani sadece pandemi değil de annenin ve ev ahalisinin içinden geçtiği zorlu zamanlarda annenin omzuna yüklenen sorumlulukların ve yüklerin fazlalaşmasından kaynaklı bir sorun veya sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Yani pandemi özelinde belki hani evet dış kaynakların ve iç kaynakların maalesef tükenmesi, yani özellikle de evden çalışan veya bir şekilde hem çalışma hayatını dışarıdan hem de evde çocukları destekleme anlamında çok daha fazla sorumluluğun annelerin omuzlarına bindiği, çalışmayan anneler de olabilir, sadece ev işleriyle uğraşan anneler de olabilir. Ama onlara da yani katmer katmer fazlalaşan görevler, işte eğer çocuğun yaşına göre devam etmekte olduğu okulda, derslerinde yanında destek olarak durması gereken bir yaşta ise pek çok faaliyeti aslında öğretmenlik gibi işte yanında eşlik etme anlamında çok ciddi bir mesaisinin arttığını söyleyebiliriz. Buna mukabil ama ne özel sektörde yani çalışma hayatını sizden, annelerden, kadınlardan beklediklerinde ne de ev sisteminde kadınlardan beklenende bir azalma olmaması aslında işin en büyük bir sıkıntısı. Ama artma var. Yani hani konuşuyorduk ya iş yerinin beklentileri yani devam ediyor tam gaz yani hiçbir şeyden etkilenmemişçesine ve yani bir yandan da ben şey yükü olduğunu düşünüyorum annelerde. Yani işte bu zorlu bir dönem ama biz güçlü olacağız, güçlü olmamız lazım. Anne dediğin güçlü olur, işte pes edilir mi ya da şey olur mu? Hani annelere bir de nasıl hissetmesi gerektiğine dair de bir böyle bir sorumluluk yüklenmiş durumda. Bence bu en büyük yüklerden biri. Yani Haksızlık anne biraz. yorgun olabilir. Efendim? Haksızlık Haksızlık gibi. aynı.
Evet. Evet. Yani o anlamda anneler için bence bir durup hakikaten kendini dinleme ve ne hissettiğini aile bireyleriyle yani belki iş ortamında paylaşmak çok şey olmayabilir. Hani karşılık bulmayabilir ama bizi seven, koruyan, kollayan ailemizle paylaşmak bile birazcık rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Yardım istemek, yardım isteyebilmek önemli bence. Evet, çok değil mi? Yani onu yapmayabiliyor veya aile içerisinde roller yeterince paylaştırılmamış da olabiliyor. Bazen onu da görebiliyorum. Anneler yapıları gereği diyelim veya bazı kişilik özellikleri gereği belki çok fazla şeyi üstlerine de alıyor olabilirler. Halbuki rol paylaşımı çok kritik bir şey. Paylaştıkça aslında daha keyifli hale geliyor. Çocuklar ve gençler de o sorumluluğu almayı belki öğreniyorlar. Ve çocuklar, gençler, işte ailede birlikte yaşanılan tüm kişiler diyeyim. Eşler de buna dahil olabilir. Ama bir kişi çok fazla üstüne alırsa o zaman herkesin kolayına da gelebiliyor. Burada şunu demek istemiyorum. Yani anneler zaten her işi yapıyor, götürüyor ve hani birine iş kalmıyor gibi değil de doğal olarak yani bu gelişmiş olabilir. O noktalarda yardım istemekte fayda olabilir belki. Evet. Peki bir şey İş bölümünü ayrıştırmak önemli. değil mi? Yani pandeminin ilk başlarında benim de durup hani yardım en azından ev işlerinde hiç yardım almadığım bir dönemde aslında her işi benim yaptığımı fark etmem ve sonra o iş dökümünü çocuklarım arasında pay etmem. Yani kim ne yapmak istiyorsa günlük rutinde bu çizelge halinde onu asmak. Yani o da belli bir süre götürebildi bizi ama yani olsun o belli süre de önemli. Çünkü hani Güzel. sınavlar falan vardı. Kızımın üniversite sınavı vardı. Doğru. Yani farklı şeyler vardı ama bence yani ev işlerinin büyük bir bölümü aslında kendimizi ayır yani kafamızı bir yerde boşaltmak için kullanılabileceğimiz bir araç olarak da düşünülebilir. Yani ev ahalisi için de böyle bir angarya değil de yani sürekli bütün haberlere bakıp içimizi karartacağımız yerde aslında rutin ve tekrarlayan bazı şeyleri yapmak bir yandan aslında Kritik. bir koruyucu faktör de olabilir yani insanların hayatında. Yani ben bir işe yaradım, bak bir şeyi bitirdim, bak bu bitti, çamaşır bitti, katlaması vesaire gibi. Evet, bir yandan gençlere de yaşam becerileri, hem çocuklara hem Evet. gençlere yaşam becerisi öğretmiş oluyor aslında. Peki, yani bu zor bir zamandı ve işte böyle bir zamanın içerisinde anneler belki biraz daha yıpranmış olduklarını hissediyor olabilirler. Peki, bir de çalışan annelere bakalım mı? Yani bütün Tabii. anneler yıprandı ama çalışan anne hani evde de zaten herkesin rolleri var ama çocuklarla evde bulunmak durumunda kaldı. Baba da bulunmak durumunda kaldı. Aradaki fark ne oldu? Yani ne oluyor da çocuklar daha fazla anneye soruyorlar, annenin yanına gidiyorlar gibi bir durum oluştu. Evet, yani belki burada yani hani bu birincil bakım veren kişinin anne olarak hayata başlaması, yani primary caregiver dediğimiz şeyin çoğu zaman anne olması ve bu böyle primary secondary yani birinci ve ikincil olarak devam etmesinden kaynaklı aslında hani kültürler arasında çok ciddi farklılıklar olduğunu düşünmüyorum. Bu anlamda mesela Evet. hani yemek zamanı geldiğinde yemeğin anneden beklenecek olması ya da annenin bunu programlamak için kafasında önceden düşünme zorunda olduğunun şeyi. Yani orada oturmuş ve kemikleşmiş annenin ev işlerinde daha fazla sorumluluk almasını sağlayan bir sistem var. Ve bu hani çocukların yetiştirilmesinden ve gördüğümüz nasıl gördüysek öyle aktarılmasıyla devam eden bir kısır döngü. İşte bu tarz zamanlarda özellikle evde çalışan hem anne hem baba için koşullar anne için çok eşitlikten uzak bir açık ara zorlaşan bir hale geliyor. Doğru.
Bu anlamda yani ya bu tabii çok büyük bir sorun bence. Ya bu toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili. Dolayısıyla bunu sadece ev içindeki şeylere bağlamak yanlış olur, oraya hapsetmek. Bu yapılan işlerde işte pek çok araştırma var. Aynı yaşı yapan kadın ve erkek çalışanlardan kadınların daha az maaş aldıkları, daha yani bazı işlere kabulünde işte evlilik ve çocuk gibi olasılıkların düşünüldüğü, işte görevde yükselmede bunların göz önünde bulunduruldu. Şimdi o kadar büyük resimde eşitsizlik var ki, hani evdeki eşitsizlik de bir anlamda bütün bu eşitsizliğin yansıdığı bir alan. Ama evdeki eşitsizliğin çözümü iş hayatındakinden daha kolay. Çünkü karşınızda bir sizi işten alacak bir patron vesaire yok. Sevdiğiniz, beraberce aslında yola devam etmeyi düşündüğünüz bir aile var. Dolayısıyla aile bireyleri, hani çocuklar küçük olabilirler ama yine de söyleyebileceğimiz yani doğru ifadeler ve yaşına uygun bir şekilde açıklamalarla ondan bu dönemde neler beklediğimizi söylememizde hiçbir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Yani bu noktada iletişim çok Diğerleri önemli. de evet, iletişim önemli ve şey olduğunu düşünüyorum. Yani annenin hani bir şeyi çaktırmamak veya yani negatif bir duyguyu karşı tarafa yansıtmamak adına kendini yıpratır bir hali ve anlayışı var Ne? kültürümüzde de. Kan kusup kızılcık şerbeti demek gibi. Bir parça onun da aslında çocuklar açısından uzun vadede de sıkıntıları olabileceğini düşünüyorum. Bu da. Dolayısıyla yani modumuz düşükse veya bazı şeyleri yapmak istemiyorsak bunların dile getirilmesine hiçbir şey yok. Yani hiçbirimiz süper kahraman değiliz. Ama öyle olmamız bekleniyor bir şekilde. Evet. Evet, çok net. Yani süper kahramanlık kimsenin bence yapabileceği bir şey değil. Ve bir sürü olumsuz duygu da var. Eğer paylaşmalar daha düşükse bir ailenin içerisinde. Ve aslında bu dönem, yani pandemi döneminin içerisinde rollerin artmasıyla birlikte ailelerin altyapısında eğer bir takım zorlu süreçler varsa bunun daha fazla su yüzüne çıktığını, yani böyle alttan gelen o baskıyla daha fazla patlak verdiğini, sistem nispeten daha rayındaysa işlerin hani hafif dalgalı modda gittiğini söylemek mümkün. Demin söylediklerinle ilgili çok önemli bir nokta var. Yani Türkiye'de aşağı yukarı her yani 5 iş görüşmesinden birinde kadınlara çocuk planları soruluyormuş. Bu ciddi bir rakam. Yani çocuk sahibi olmayı düşünüyor musun yakın zamanda gibi. Bunun sorulmaması gerektiğini veya sorulacaksa erkeklere de sorulması gerektiğine dair bir fikir yok. Yani çocuk sahibi olmak herkesin belki düşünebileceği bir şey ama işe alım süreçlerinde bunun engelleyici bir faktör olduğu görülüyor kadınların işe alınmasında. Pek çok kadının özellikle beyaz yakalılar arasında yapılmış çalışmalarda da işe giren beyaz yakalı kadınların hamilelik haberini ne diyelim yöneticileriyle paylaşmaktan zorlandığını ifade ediyor yayınlar. Şimdi bu da çok düşündürücü. Yani bu düşünsene hani hamileyim ne kadar sevinçli bir haber veriyorsun. Ama bunu mutlulukla yani yaşasın diye vereceğin belki bir haberi eyvah yani beni işten atarlar mı falan diye düşünerek veriyorsan bu ciddi bir stresör demektir. Ve erkeklerin böyle bir haberi aynı mutluluk yani mutluluk belki aynı ama yaşanılan stres aynı değil diye düşünüyorum. Yani bir erkek gidip işte yaşasın bebeğimiz olacak dediğinde herkes mutlu oluyor ama öbür tarafta aynı şey değil. Peki şimdi bu çalışan anne olmanın demek ki kendi içinde rolleri de daha fazla yük getiriyor. Annenin zor zamanlarda
anne olmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Yani bu tamam, pandemi çok özgün bir krizdi gerçekten. Ama bir tek böyle krizler olmuyor ki hayatın içerisinde. Yani bu kendi çapında bir kriz. Bir sürü minik minik krizler oluyor. Çocuklar hasta oluyor. İşte ne bileyim borular patlıyor. Türlü çeşit, yani küçük boyutlu veya daha toplumsal boyutlu pek çok kriz olabiliyor. O noktada anne olmanın nasıl bir zorluğu ve kolaylığı veya yatıştırıcı bir yapısı olmalı? Evet. Yani o dönemlerde sanıyorum, yani annenin mizacına göre o zorlukların nasıl aşıldığı değişebiliyor. Anne eğer esnek değilse, yani ki esneklik bence herhalde burada belki kilit nokta. Çünkü hayat hep dümdüz olduğu kararda gitmiyor. Her zaman iniş çıkışlar var. Bir programlı olma, planlama kabiliyeti bir parça annelerin işini kolaylaştırıyor. Yani eğer siz çalışan bir anneyseniz, yani birkaç gün bir şey yapmazsanız buzluğunuzda yemek bulundurabiliyorsunuz mesela. Öngörebiliyorsunuz başka yani evle ilgili çıkabilecek öngörülmedik kriz veya şey ortamlarını. Dolayısıyla o programlama size biraz zaman kazandırıyor. Ama öte yandan bir yandan da sizin iç kaynaklarınızı çok sömürüyor. Yani planlı olmak böyle zor zamanlarda güzel, koruyucu bir faktör, esnek olmak. Ama öte yandan çok da yorucu. Onun için bence bu dönemlerde annenin kendine neyin iyi geldiğini güzelce keşfetmesi gerekiyor. Yani bu kendini ayıracağı uykudan önceki bir 30 dakika olabilir, sabah herkesten önce kalkacağı bir 15-20 dakika olabilir, kafayı dinleyeceği veya akşam işte ne bileyim ben kendi yaptığımı söyleyeyim, el işlerine çok merak saldım, işte tığ yapıyorum, goblen yapıyorum vesaire. Bravo. Seviyorum süper. Uğraşmayı. Bunlar beni şey tutuyor, nasıl diyeyim, keyifli ve kendinden memnun tutuyor. Bu gibi şeyleri annenin keşfetmesi lazım ve hayatın çocuklar ve evden ibaret olmadığını bir şekilde kafasına da yerleştirmesi lazım. Çocuklarla vakit geçirmek bence çok önemli ve çok insanı güzel ve şey tutuyor. Yani mesela ben burada rutine sadık kalmakta esnekliğe çok kendi adıma açık değilim mesela. Sabah herkes aynı anda kahvaltıya otursun istiyorum. Öğlen herkesin ders saatleri falan farklı olabiliyor ama en azından sabah ve akşam o sofranın etrafında birlikte toplanabilmek. Evet. Yani bir arada yaşamanın sosyal şeylerini, çünkü pandeminin en önemli maalesef bizlerden götürdüğü şey sosyal izolasyon. Evet. Eğer o izolasyonun evde ki ev ahalisinden de kendimizi izole ederek yaşarsa o daha büyük, daha da büyük bir bence şey. Yani hani her kalabalık içinde yalnızlık gibi bir şey oluyor. O da şey değil ama zor zamanlarda bence annelik hakikaten annenin biraz kendisini tanıyarak daha az yara alarak çıkabileceği bir nasıl diyeyim, bir fırsat demeyeyim artık, yani buna fırsat gözüyle bakmak da fazla polyanlacılık olur ama en azından öyle bir süreç olmuş oluyor. Yanı sıra ben hani duyguların ve yani annenin içinden geçtiği zorlukları maskelememesi taraftarıyım. Çünkü bu şekilde olduğunda da anneye de çok ciddiyim. Bu demek değildir ki hani bunları sürekli dışa vurmak, ama en azından hani çocuğun biz demesek de aslında hissedeceği bazı şeyleri belki dile getirirsek, ya bugün bayağı yorgun hissediyorum kendimi, dün de çok geç uyudum, o yüzden hani ben birazcık kafamı dinleyeyim, ondan sonra size katılayım mesela. Yani hani bunu demek o çocuğun aslında bazı beklentilerini, bebek değil tabii, yani burada bahsettiğim biraz daha sözel olarak kendini ifade edebilen çocuk, onun da kendini daha hazırlıklı hissedeceği ne düşünüyorum bu anlamda. Yani iletişime açık olmak, kendini tanımak, kendine neyin iyi geldiğini birazcık keşfetme hali. Çünkü bir yandan da bir rol model oluyor anne baba evin içerisinde. Yani
şimdi annelikten bahsediyorsak genellikle ve çoğunlukla o evin içinde çocuklar var. Yoklarsa da artık gittilerse, büyüdülerse bile hala o ailenin bir parçası yapılan telefon konuşmalarıyla birlikte pek çok şeyi duyuyorlar. Nasıl bir aile olunduğu daha sonraki nesillere de rol model olarak geçiyor. Yani bizler çok farkında değilsek olduğu gibi anne babamızdan ne görüyorsak onu tekrar ediyoruz. Ancak hani buna dair bir farkındalık olması gerekiyor ki ben bunu hayatta mesela yapmayayım ya da bu çok iyi ben bunu yapayım gibi farkındalıklar varsa onlar alınıp sürdürülüyor. O yüzden de bir anlamda annelik ya da babalık hep bir rol aslında biçilmesi gibi iyi bir rol modeli olmanın çabası gibi geliyor bazen bana. Ama bu da bazen abartılıyor sanki. Hani o süper anne, süper kahraman olma hali gibi. Yani anneler de kızar, yanlış da yaparlar, mükemmel de olmazlar. Süper sevimsiz modları da olabilir. Bunların da hepsi çok insani bence. Çünkü bazen fazla gelebilir ve doğru paylaşmayı da bilmiyor olabilir o sırada. Tam olarak söylenmesi gerektiği şeklinde de söylememiş de olabilir. Karşılıklı iyi niyetler belki genel olarak eşler arasında birbirine olan desteğin maksimum halde tutulması iyi anne, iyi baba olmayı da daha iyi anne, daha iyi baba olabilmeyi de beraberinde getiriyor olabilir. Yani ailenin içerisindeki o iletişim dediğin nokta çok kritik sanki. Peki bu annelik dünyasında bazen daha küçük çocuğu olanlardan da birazcık konuşalım istiyorum. Evet. Öyle noktalar geliyor ki yani çocukları hani ay al bunu şimdi koy bir odaya kapa yani hiç sesi çıkmasın falan ya da hani ben öyle bir yere gideyim ki onların sesini duymayayım duygusu işte tam da bu mükemmel hani olma gibi bir şey yok yani öyle bir şey duygusu olabilir. Annelerin bunu tuhaf bulmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çok yakın bir zamanda küçük bebeği olan bir arkadaşım buna benzer bir yorum yapmıştı. Dedi ki ya bütün gün böyle evinde bir inşaat vardı o sırada. Yani bütün gün hani çok tatlış ve sempatik olmaktan gerçekten çok yoruldum. Hani bebeğin karşısında. Öyle olmak zorundaymış gibi. Tabii ki yani bu demek değildir ki bebeği karşımıza dert yanacağız, ona karşı bütün şeyimizi de çıkaracağız vesaire. Ama annenin hani bunu yapmaktan veya hani birazcık atıyorum bir dönencenin altında en azından 5-10 dakika kendi kendine eğlemesi için bırakmaktan imtina etmemeli. Yani bunlardan geri bırakmamalı. Bu anlamda anne kendini kötü hissetmemeli. Evet. Yani çünkü yeni bebek sahibi olan anneler için de tabii ki uykusuzluk, yorgunluk, ekstra zorluk. Bir de tabii sosyal olarak etkileşimin iyice azaldığı bir dönem. Hı hı. İyice yani yıpratıcı olabilir. Onların suçluluğunun birazcık alınması lazım. Yani böyle hissetmek normal. Evet. Yani bebekten sıkılmanız normal. Yani bu 7-24 yapılan bu iş yani her anıyla eşsiz ve hayatınızdaki en mutlu deneyim değil. Yani 3 saat boyunca ağlayan bir bebeği teskin etmeye çalışmanın yani hani her şeyiyle mükemmel bir süreç demek çok yanlış olur. Sanıyorum yani şu anda hani daha bilinçli olan anneler bunu hazırlıklı olarak aslında dünyaya getirmiş oluyorlar bebekleri ama hep böyle doğuma kadar olan kısmı okunan kitaplar var ya doğumdan sonra o sanki mutlu son. Halbuki aslında bir arkadaşım şey demişti. Bana böyle olacağını söylemediler. Evet, bana evet. Böyle demedi kimse. Ya evet benim çok yakın bir arkadaşım demişti. Aylin sen niye bana böyle bir şey olduğunu söylemedin diye. bana bunu nasıl yaparsın? Nasıl diyebilirim? Zorlukları var. Evet. Evet, çok zorlukları var. Ben mesela ilk aylarda
kendimde ilk anneliğimde epey zorlanmıştım. Çünkü biraz adapte olmam ve hani sinyalleri okuyabilmem biraz zaman almıştı. Stresli bir iş de yapıyordum. Sanıyorum son 3 aylık dönemdeki stresinin de doğum sonrası bebeğe yansımış olması çok muhtemel. Şimdi yani hani o zaman bu konunun uzmanı değildim ama şimdi geriye dönük o değerlendirmeleri yapabiliyorum. Ben mesela birazcık böyle ele avuca geldiğinde kendi ilk bebeğim, hamile kadınları görünce üzülüyordum. Vah vah, şimdi bilmiyor neler gelecek başına. Şimdi gülerek dolaşıyor gibi falan. Ama onu aslında hazırlıklı olma hali olsaydı daha rahat mücadele, yani daha rahat atlatılabilecek bir dönem olurdu. O yüzden buna hazırlıklı olmak, buna bilinçli bir şekilde kendini hazırlamak ve etraftan da destek almak aslında çok da korkulacak bir şey değil. Ama hiç beklenmedik bir şekilde olunca bir o dönüşüm bir parça yıpratıcı olabiliyor. Burada bence pandeminin şöyle bir herhalde bu konu özelinde bir ekstra şeyi var. Orada bir de bütün bu kaygıların üstüne bir de hani hastalıkla ilgili kaygılar, anne eğer daha tedirginse bunların bulaş riski vesaire gibi şeyler de artıyor. Ve iyice bir ekstra izolasyon gibi bir hal alıyor. O konunun da herhalde yani bebeklik döneminde şimdi P kuşağı deniyormuş ya bu kuşağı artık. Yani öyle bir tabir başladı. Yani çok üzülüyorum. Gerçekten hani böyle ya yani bunun etkilerini araştırılması gerektiğini biliyorum ve araştırılıyordur da pandemi de dünyaya gelen ve ilk 1 yıl boyunca bu normlarla yaşayan bebekleri umarım hani o esneklik, o zihin esnekliği içinde erir gider diye düşünüyorum inşallah. Ama evet, farklı bir dönem gerçekten de Hep benim için. birlikte göreceğiz. Birazcık tabii daha kaygılı şu andaki belki çocuklar diyebilirim. Küçük çocuklar diyemiyorum çünkü yani onlar da olabilir tabii ki. Evin içindeki iklimle biraz ilişkili. Genel olarak evin iklimini olumlu tutmaya çalıştım. Tuttuğumuz zaman demeyeyim kesinlikle de tutmaya çalıştığımız oranda ve kişilik özellikleriyle bir araya gelerek değişebiliyor. Peki bir şey soracağım bu noktada. Şimdi bir grup hani küçük çocuğu olan insan da çalışma hayatına geri dönmek zorunda kaldı. İster giderek ister evin içinde ikisinin de ayrı zorlukları var kendi içerisinde. Çok sorulan bir soru bu bana. Anne çalışırsa çocuklar mutlu olur mu? Bunu anneler kendilerine soruyorlar diye düşünüyorum sık sık. Ve yani belki eşleri de soruyor hani annelere diye düşünüyorum. Sanki öyle bir algı mı var hani çalışınca anne çocuk mutlu olmaz gibi. Ne dersin? Yani ben buna şöyle bir cevap vermek isterim. Şimdi bazen tercihe bağlı olmayabilir bu çalışıp çalışmama durumu. Evet. Yani hani tamamen hani tercihen çalışmayan bir anne olabilir. Tercihen çalışan bir anne olabilir. Tabii ki. Veya tercih etmediği halde çalışan veya tercih etmediği halde çalışamayan bir anne olabilir. Ben burada bu böyle bu şeyde ne diyelim bilinmez birkaç bilinmez denklem içinde annenin mutlu olduğu şeydeki durumdaki yani annenin mutlu olduğu durumda çocuğun mutlu olabileceğini düşünüyorum. Yani anne eğer çalışarak kendini daha üretken, daha mutlu hissediyorsa ve çocuğuna da daha nasıl diyelim daha iyi annelik yaptığını görebiliyorsa ama işinde yükselmek de onu en az annelik gibi tatmin ediyorsa, o da çok önemliyse onun hayatında, o zaman hani birlikte devam etmek mantıklı. Ne var ki bizde annelik izninin süresi sanıyorum annelerin işe dönmesini yani o kritik ve çok böyle hassas ve annelerin de çok kırılgan oldukları dönemde kısa
maalesef sosyal güvenlik anlamında. Yani belki bunun bir sene olması lazım. Evet. Ücretli annelik izninin. Çünkü Ya da babalık. Orada bir efendim Ya da babalık. ya da babalık. Yani hani bunu biliyoruz. Kuzey Avrupa ülkelerinde annenin de babanın da bir yıl izin hakkı var. 6 ay ücretli, 6 aydan sonra da belli bir oranda maaşını alarak, hani bildiğim kadarıyla İsveç'te, Norveç'te Evet. bu şekilde, yani babanın da aslında bu sisteme bu şekilde dahil olduğu bir şey var. Bizde biraz hani o gelişimsel dönemdeki o annenin de bebeğin de birbirine bağlandığı ve hani hassas olduğu dönemde işe dönmeyi biraz fazla hızlıca zorluyor gibi geliyor. Eskiden 3 aydı. Hatta ben mesela çalışırken 16 haftaydı galiba. Ama 8 hafta önce 8 hafta sonra gibi. Aynen Yani öyleydi. doğum önce 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta gibi bir şeydi. O neyse, hani yıllar içinde daha mantıklı bir hale gelmiş. Şu anda 6 ay diye biliyorum. En Evet. azından kanunen öyle. Evet. 6 ay daha makul bir zaman. Yani anlayamadan hani işe başlamış gibi oluyordu. Orada yani Bu noktayı bir bağlanma süreçlerine bağlayalım mı? Yani tabii. şimdi anneye bağlanabilir çocuk, babaya bağlanabilir, bütün bakım verenlere bağlanabilir. Sanki bu kişi tek başına bağlanılacak kişi, hani birincil bakım veren diyoruz ya biz kendi işte literatür ve alan yazında konuşurken. Herkes olabilir o bakım veren kişi. Yeter ki duyarlı bir bakım veren karşılık görsün bebeğin ihtiyaçları. O yüzden annenin gidiyor olması ama geri dönüyor olması, babanın gidiyor ve geri dönüyor olmasıyla benzer bir süreç aslında. Tabii ki bu sürenin işte 6 ay, 1 sene, hatta bence 2 sene olması en ideali. Ama işte orada birincil bakım veren olan kişi sabit kişisi olarak yer alacak baba, anne ya da bir başka sabit bakım veren kişi. Geniş aile de olabilir keşke olsa. Evet. O zaman aslında belki orada mı zihinler takılıyor diye düşünüyorum. Yani çocuğun annesi çalışırsa o mutlu olur mu? İşe gitmesin vesaire gibi bir nokta mı acaba akıllarda kalan? Annenin sanıyorum burada şöyle de bir şey var. Annenin de bazen şöyle bir isteği oluyor. Yani ne olursa olsun en birincil bana bağlansın. En çok beni sevsin. Yani ben bunu çok görmüşümdür. Bakıcısına çocuğunun çok bağlı olduğunu görüp buna mutlu olacağı halde bundan son derece mutsuzluk duyan ve yani bakıcıdan kurtulma yolları arayan yani bunu kendim benim klinikte pratiğim yok ama çevremde görmüşlüğüm var. Yani çocuklar parkta pek çok bakıcıyla muhabbetim ve şeyim olmuştur konuşmaları. Evet. Ve bunları hep duymuşumdur. Annelerin bazen şöyle bir şey oluyor galiba. Yani ben gitsem de o yine de benim için beni beklesin, en çok beni sevsin, benim için ağlasın. Yani bunu şey olarak söylemiyorum yani gideyim ve benim arkamdan ağlasın değil de bunu normal karşıladığında anne kendinde bir eksiklik arıyor. Orada şeyi düşünmesi lazım halbuki. Ben çocuğumun repertuarını genişlettim. O sadece bana değil, başka insanlarla da bu güvenli bağı kurabiliyor. Ve bu aslında bir zenginlik. Yani bu şey yapılacak hani bağlanma literatürünü benden daha iyi biliyorsunuz ama bu o anlamda çocuğun bir eksikliği veya çocukta olan bir sıkıntı değil. Tam tersine aslında o bağı kurabiliyor olmak birinci şey aslında. Tabii ki anneyle kurabiliyor olması ilk aylar için çok mühim. Ama o döngüyü işten dönme, bebekle olan geçirilen süre, yapılan aktiviteler bunlar
o döngü içinde güzel yerleştirildiğinde ben bunun bir çocuk açısından bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani bunun tam tersine yani gözü arkada kalmayacak birine emanet ediyor olmanın çok büyük bir artı olduğunu düşünüyorum. Yani böyle biri bulunduysa bundan memnuniyet duymalı anne. Kesinlikle. O işte o belki doğru insanı bulmak belki burada bir kritik bir şey olabilir. Doğru. Nokta olabilir. Çok doğru. Şöyle bir şey aklıma takılıyor bazen. Bu bazen geniş aileden birisi oluyor mesela. Ki harika bir şey bence bu. Aslında hani bir çocuğa bakmak için bir köy gerekir lafı vardır ya. Şimdi hakikaten gerekiyor. Keşke eskisi gibi işte böyle avlulu bütün geniş ailelerin bir arada olduğu evlerde oturuyor olsak. O mümkün olmuyor. Ama bazen şehirde yaşayan ailelerin şöyle bir şey yaptığını görüyorum. Sabahleyin işte çocuk alınıyor. Anneanne, babaanne birinin evine götürülüyor. Bütün gün orada ve hatta gece de bazen kalınabiliyor. Yani aile o eve gidip bir yemek yiyip sonra kendi evlerine geçebiliyorlar gibi. Şimdi oralarda o dediğin hani bağlanmaya dair ilişkilenme zamanı tam olarak gerçekleşmemiş olabiliyor. Yani çocuğun kiminle vakit geçirdiği tabii ki kritik ama anne babayla da biraz vakit geçirmesi de önemli. Yani anne baba işten geldiği zaman bir arada oldukları sürece aslında bağlanma süreçleri tamamlanabiliyor. Ama tabii ki idealinde 2 sene boyunca işte keşke herkes anne baba birlikte kalabilse çocuğuyla işte bu, ne bileyim bahçelerde koşturabilse. İdeali gerçekten o yani çok isteyeceğimiz o. Ama dediğin gibi aralara bir takım bağlanma aktiviteleri sıkıştırıldığı sürece bu sıkıntı olmuyor. Büyük yaşta da aslında sen tarif ettin çok güzel. Büyük yaştaki bağlanma aktiviteleri de işte o sabah akşam yediğimiz yemekler, bir arada ettiğimiz 2-3 tane sohbet, ekransız sohbetler belli ki bu. Ekran çünkü çok bölücü oluyor bütün bu iletişim anları açısından. Değil mi? Hem anne paylaşamıyor hem Evet, de diğer kesinlikle. bireyler paylaşamıyor duygularını ve düşüncelerini. Aynen, evet. Ekran kullanımı bayağı bir bu dönemde maalesef bir sıkıntı olarak yine bir araştırma konusu olarak karşımızda Aynen. duruyor bütün haşmetiyle gerçekten. O da başka bir şeyin konusu belki. Bugün Anneler Günü'ne ilişkin değil belki ama belki annelerin hakikaten ekranda geçirdikleri süre iyi de ve bu sürenin ve bu aktivitelerin duygu durumlarını nasıl etkilediğine de dikkat etmeleri gerekebilir aslında bu dönemlerde. Çünkü biliyoruz sosyal medyanın böyle bir etkisi var. Sosyal medyada fazlaca vakit geçirmenin. Yani orada tabii çok sürreal bir dünya resmedildiği için herkesin her daim mutlu olduğu, her daim neşeden şey olduğu, Nefis. aktiviteden aktiviteye koştuğu. Yani gerçek dünyanın ötesinde hep böyle pozitif tarafı olan Evet. ve uzun süre vakit geçirmenin de bir takım bozucu etkileri var diye bulunuyor. Hep özellikle gençlerde yapılan, annelerde bir de gençlerde yapılan araştırmalarda bu tarz şeyler bulunuyor. Evet. Evet, yani mutlu bir anne olmanın böyle bir resmini çizebilsek keşke. Mutlu anne nasıl olur? Yani ne yaparsa olur sence? Tabii yani ben genç anne oldum. Yani 25-26 yaşlarındaydım anne olduğumda. O zaman tabii daha çocuk odaklı. Evet, zaten gelişim psikoloğu da değildim o dönemde. Daha çocuk odaklı. Yani çocuğu nasıl mutlu ederim den hep yürümüştüm aslında. Sonra bir dönem aslında bunun böyle olmaması gerektiğini, her iki tarafında mutlu olması gerektiği konusunda bir şeye varmıştı. Dolayısıyla anne çocuk yani aile olarak mutlu olunabilecek bir ortak payda. Yani burada mesela açıkçası
annelerin mesela şey kaygısını çok iyi anlıyorum ve şu anda araştırmalar ve hani bu konuda çok bir takım şeyler var. Hani annelerin kaçamadıkları yani reklamlar vesaire hep bir sürü bilgi bombardımanı var. İşte şunu yapın çocuğun şeyi gelişsin, daha belleği gelişsin, şunu yapın şöyle olsun, böyle olsun vesaire. Yani bir rahat olun demek istiyorum annelere. Gerçekten. Hani ben hakikaten çocuk sahibi olduğumda bu gibi şeyler hani şey olarak da daha azdı aslında. Hani daha piyasaya daha az sürülen bu tarz şeyler vardı. Anneler bence keyif almaya baksalar çocuklarıyla geçirdikleri vakitte. Tabii ki bazı faaliyetleri yapsınlar. Mesela kitap okumak gibi. Veya çocuğa hikaye anlatmak. Evet. Ya bu eğlenceli de bir şey sonuçta. Yani hani ama bunu böyle görev gibi yapmaktan uzak dursunlar. Çünkü o zaman daha içtenlik kaybolmuş oluyor. Oyun oynasınlar. Yani biraz anne ve çocuğun mutlu olma şeyi bence oyundan geçiyor. Yani çocuklar oyun oynayarak büyüyorlar. Yetişkinlerin de oyuna ihtiyacı var bu arada. Yani aslında büyüyünce de o oyun ihtiyacı ortadan kalkmıyor. Biz hala işte sessiz sinema veya işte takım quiz oyunları var. Sorulara cevap vereceğimiz ama elimizde işte akıllı telefonlarla katılabileceğimiz veya işte isim şehir gibi oyunları hala ailece oynuyoruz ve çok da keyifli. Yani her yaşta aslında oynayabileceğimiz oyunlar var. Yetişkin olarak da var. Şimdi yetişkinler de pek çok oyunu oynuyorlar aslında, karşılıklı kelime oyunları vesaire falan. Biraz oyun oynamak sanıyorum. Yani oyunu genelde hep şöyle sorular alıyorum mesela. Ne zaman kendi kendine oynamaya başlar? Ya biz size de geliyordu. Biz de bir araştırma yaptığımız için genelde her yaş grubundan çocuklar ve anneleri araştırmalarımızda ağırlıyoruz. Onlar da bir uzman olduğumuz için bize soruyorlar. Yani ne zaman ben tek başına oynar? Hani ben bundan kurtulurum gibi soruluyor genellikle. Yani bunun aslında bütün bir ömür boyu süreceği, tabii ki çocuğun kendi başına da oyun kurabileceği ama bunun öyle bir şey olmadığını biraz anlatmamız lazım galiba bu oyun ihtiyacı. Evet. Oyun kültürü yani yaşamın aslında içerisinde var oyun. Yani bugün pek çok insan işte gidip hikaye anlatıcılığı gibi bir eğitim alıyorlar mesela masal anlatıcılığı, hikaye anlatıcılığı. O oyunu hayatın içerisine sokmak için biraz yapılan şeyler bu. Veya yaşam boyu insanlar oyun oynuyorlar. Yani evin içerisinde oynanan, şimdi aklımıza gelmeyen pek çok oyun var. Bunu ne kadar hayatın içine sokabilirse insanlar belki de daha rahat hissediyorlar, daha mutlu hissediyorlar gibi düşünüyorum. Çocuk için de geçerli bu. Biraz çocuklara erken yaşta oyunu bıraktırıyor gibi geliyor. Şimdi hani konudan çok uzaklaşmayayım ama ekrana dönüyorum yani ısrarla. Değil mi? Çocuklar ekrana çok fazla odaklı oldukları için yani bu tablet de olur, televizyonda oyundan kopuyorlar. Halbuki oyun analitik düşünmeyi, problem çözmeyi, mantık yürütmeyi çok geliştiren bir süreç. Bu yetişkinlikte de böyle. Peki, özellikle de hani mutlu anne için çocukla o keyif alınan zamanlar dedik, oyun dedik. Biraz da belki annenin kendine hani zaman ayırması gerekiyor dedin ya, o çok kıymetli bir şey bence. Ama eğer bazen kişilik özellikleri de el vermiyor olabilir. Kişinin öz saygısı kendisine de çok yoksa, o zaman o belki daha az yapılıyor olabilir. Yani hani o saçını süpürge etme kültürü, yani ben önemli değilim, herkes çok önemli kültüründen geliyor. O zaman o annenin mutlu olabilme ihtimali düşüyor. Ve kötü yani diyebileceğim, beni üzen ya da diyeyim, anne mutlu olmadığında çocuk nasıl mutlu olacak? Yani görmüyor çünkü öyle bir modeli. Bir modelleme gerekiyor çocukların yaşamı boyunca aslında. Ama bu sürekli mutlu olmaktan bahsetmiyoruz tabii ki. Sadece
zaman zaman gereğini yapmak, ne gerekiyorsa, o dönem ne gerektiriyorsa onu yapmak, onunla ilgili konuşmak ve karşılıklı paylaşmak insanların birbirini aynalamasıyla belki daha iyi ihtimaller yakalanabilir evin içerisinde diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani hakikaten mutsuzluk bütün yoksunluklardan daha kritik derecede aslında çocuğu etkileyen, hem fiziksel hem bilişsel gelişimine etkileyen bir faktör. Ve bunu fark etmek, yani işte her şeyin olması, her şeyin yerlerinde olması, sahip olunması bunun şartı değil. Hani bu böyle son birkaç sene önce 40 yıllık bir boylamsal araştırma sonuçlandı. Bebeklikten almışlar, 40 da değil galiba, şimdi yanılmaması daha uzun da olabilir. Yani aralarda araştırma şeyleri değişmiş, yani yöneticileri değişmiş. Yani o Evet. derece, çünkü o şekilde devam etmiş. Orada en önemli faktör aslında sosyal ilişkiler. Dolayısıyla bizim ilişkilere odaklanmamız gerekiyor. İlişkilerde tatmini bulmamız gerekiyor. İşin sırrı biraz orada. O yüzden işte çocuğun ne zaman bu tek başına oynar diye sormayacak bir kafaya gelmemiz gerekiyor ki o mutluluğu, o bütünlüğü yakalayabilelim. Büyük ihtimalle o gibi sorular geldiğinde, hani hepsi için demiyorum ama o gibi sorular geldiğinde muhtemelen anne ve çocuğun veya işte o çocuğun bir karşılıklı etkileşim ihtiyacının sadece oyun tarafından karşılandığı bir ortam nedeniyle o oyunda çok belki yapışmaya başlıyor çocuk ve çok oyun talep etmeye başlıyor Evet. Muhtemelen. Yani aslında bu bir sonuç, neden değil de bir sonuç gibi. Onu güzel hani analiz etmek ve şey yapmak lazım aslında. O ihtiyacı nasıl karşılandığına bir bakmak lazım. Evet. Hiçbir şey çünkü nedensiz ortaya çıkmıyor bir şekilde. Doğal akışında belki işleri yürütmek. Yani yemek yapılıyorsa çocuğun da o sürecin içerisinde olması lazım. Bebekse bile yani mutfak masasının üstünde durabiliyor. Yani işte pusetiyle neyse o taşıyıcı. Unuttum şimdi. Evet. Anne kucağı mı? Ana ana kucağı diyorlar kucağı. galiba. Sağ ol. Evet. Aynen. Ben de Veya notu işte, koymadım. biraz Ben de şimdi şezlong diyecektim o kadar. Ama şezlong gibiydi onlar. Bir nevi şezlong, rahata bak. Evet, yani bütün süreçlerin içerisine çocuklar katıldığı zaman, yani yemek yapılıyorsa hadi yemek yapılıyor. İşte sen ne bileyim rokaları yoluştur demek mesela bebeğe. Bebe onları yoluştursa, etrafa saçsa. Yani daha çok sürece odaklı yaşamak belki mutluluğu da getiriyor. Hem anne hem de çocuğun açısından bu böyle olabilir diye düşünüyorum. Evet, Aslı. Çok keyifli bir sohbet oldu. Her Valla zaman nasıl olduğu geçti gibi ben de senle. anlamadım. Evet, evet. Ama işte bir pazar günü ve anneler günü seninle olmak harikaydı. Aynen. Çok Çok teşekkür teşekkürler. ederim. Ben de teşekkür ederim. Dinleyen Görüşmek üzere. herkese de çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşça kalın. kalın.